Arkadaşları, bir gün Lightbot okula giderken bir an arkadaşını gördü. Arkadaşım merhaba dedi. Lightbot da merhaba dedi. Arkadaşı dedi ki, hadi okula geç kalacağız dedi. Sonra bir zaman sonra okula geldiler, derslerini yaptılar, eve geldi. Yemek yedi, ödevini yaptı ve yaptı. Işık saçan bir robottu. Okulda en sevdiği ders kotlamaydı. Sınıfını bile kotlamayla bulurdu. Yemeğini kotlarken çiğnerdi. Yumurta 3 kez çiğnenecek, peynir 4 kez çiğnenecek gibi. O gün başına gelenler inanamadı. Lightbot'un ışıklara arıza yaptı. Şimdi ne yapacaktı? Hemen müdür Bay Işık hızına gitti. Hızlı hemen kapan devreyi bağladı. Oto sürprizi. Lightbot bir gün dışarı çıktı. O gün çok mutluydu. Çünkü o gün anneler günüydü. Annesine güzel bir hediye almak istiyordu. Ama parası yoktu. Çok üzüldü ama aklına resim yapmak geldi. Hemen odasına koştu. Masasında bir kağıt ve kalem aldı. Resim bitince annesinin yanına koştu. Anne diye bağırdı. Annesi hemen onun yanına koştu. Anneciğim, sana sürprizim var. Ne sürprizim var dedi. Lightbot arkasındaki resmi ona verdi. Annesi çok mutlu oldu. Ona sarıldı ve mutlu bir aile oldu. Botun kaybolması. Bir gün Ali diye bir çocuk robot yapacaktı. Bayramdan kalan paraları eşya aldı. Ama bu robottan iki tane olacaktı. Bir pembe, biri mavi. Görüştürmeye karar verdi. Birisinin adı Lightbot, birisinin adı Bay Işık. Hızlı bunlar canlandı. Bir gün ikisi okuldan gezerken kayıp oldu. Sonra Ali robotları telefondan çağırdı ama hiç yanıt yoktu. Hemen arkadaşları Duna gitti. Onları aradı ve buldu ve kapıyı açtı ve robotlar arkadaşı Ali'nin boynuna atladı. Hiç Ali'nin yanından ayrılmayacaklarına kayboldu. Lightbot bir gün dolaşıyordu. Alışveriş merkezinde kayboldu. Eyvah, ne yapacağım şimdi diye düşündü. Orası çok karanlık ve çok soğuktu. Çok korkmuştu. Ne yapacağını bilmiyordu. Hemen ışıkları yaktı. Meğersem bir rüyaymış.